Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte puf puf kabaran, içi böyle bol kremalı, üzeri şapkalı, çıtır Meksika çöreği hazırlıyoruz. Lezzetli, sunumu şık, böyle küçük büyük herkesin afiyetle yiyebileceği nefis bir çörek oluyor. Çöreğimizi hemen hazırlamaya başlayalım. İlk önce kremasını hazırlamamız gerekiyor. Kreması için 1 çay bardağı toz şekeri tencereye koyuyorum. Üzerine 1 yumurta sarısı ilave ediyorum. 2 tepeleme yemek kaşığı un ekliyorum. 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Buğday veya mısır hangisi var ise kullanabilirsiniz. Malzemeleri ilk etapta güzelce bir karıştırıyorum kuru malzemeleri. Üzerine yavaş yavaş 3 su bardağı süt ekliyorum ve pürüzsüz bir kıvam almasını sağlıyorum. Malzemeler karıştıktan sonra bakın geride kalan süt ekliyorum. Çırparken hepsini ilk etapta eklemiyoruz ki pürüzsüz bir kıvam olsun. Güzelce karıştıktan sonra pişirme işlemine geçiyorum. Sürekli karıştırarak kaynayıp kıvam alıncaya kadar kremayı pişiriyorum. Pişirirken ocağımızın altını çok açmayalım ki dibini tutmasın, topaklanmalar olmasın. Karıştırma işlemini de bırakmayalım. Hızlı hızlı karıştıralım ki pürüzsüz kıvam alsın. Koyulaşmaya başladı artık görüyorsunuz. Koyulaşmaya başladığında hemen bir paket vanilin ekliyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Yağ eriyip güzelce kaynayıncaya kadar ocakta tutuyorum. Kıvamı koyulaştı. Katı bir kıvam aldı. Bir taşım kaynaması yeterli yağ ile birlikte artık ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Kremanın soğuması gerekiyor. Kıvamını görüyorsunuz. Artık hazır. Kremayı çabuk soğuması için ayrı bir e, kaba aldım. Ara ara karıştırarak soğutuyoruz. Tamamen krema soğuduktan sonra kıvamını yumuşatmak için ve lezzetini artırmak için bir poşet toz krem şanti ekliyorum. Bu aşamada kremanın tamamen soğumuş olması gerekiyor. Bunu da söylemek istiyorum. Arzu ederseniz çırpıcı uç ile veya benim yapmış olduğum gibi blender ucu ile parçalayarak karıştırabilirsiniz. Bu uç kullanırsanız eğer içinde pütür var ise parçalanacaktır. Daha güzel bir kıvam olacaktır. Bunu da söylemek istiyorum. Güzelce blenderdan bakın geçirdim. Kremamız hazır. Şöyle kıvamını görüyorsunuz. Kremanın kıvamı bu şekilde bakın görüyorsunuz. Yumuşak kıvamlı güzel bir krema oldu. Buzdolabına kremayı kaldırıyorum ve buzdolabında 2 saat dinlendiriyorum. Meksika çöreğinin hamurunu hazırlıyoruz. Hamuru için yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt koyuyorum. 1 yemek kaşığı tepeleme tereyağı ekliyorum. Sütün sıcaklığı ile birlikte yağ Yumuşayacak verecektir. Yağı ilave ettikten sonra yarım çay bardağı toz şeker ekliyorum, bir bütün yumurta ilave ediyorum, bir paket kabartma, bir paket vanilin ekliyorum, bir paket instant maya ilave ediyorum. Malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Maya çözülsün, malzemeler karışsın. Malzemeler karıştıktan sonra üzerine un ilave ederek hamuru hazırlıyorum. Bardak ölçüsü olarak 200 milimlik bardak ölçüsü kullanıyorum ve elim ile yoğurarak hamuru hazırlıyorum. 3,5 su bardağı un ilave ederek hamuru hazırlıyorum. Bakın Toparlanan, hafif ele yapışan, yumuşak bir hamur oluyor. Kıvamını görüyorsunuz. Olması gereken kıvam bu şekilde. 3,5 su bardağı un yeterli geliyor. Şimdi hamurun üzerine örtüyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Oda ısısına göre mayalanma sürecinde değişiklik olabilir. Hamur çok güzel mayalandı. Şimdi mayalanan hamurun havasını alıyorum. Avuç içimi yağlayarak hamuru toparlıyorum. Avuç içimizi yağladığımızda elimize yapışmayacak ve rahatlık ile şekil verebileceğiz. Şimdi hamurdan küçük parçalar kopartıyorum ve yuvarlıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için pişerken de çok güzel kabarıyor. Bunu da söylemek istiyorum. Hazırlamış olduğum hamurdan bezeler yapıyorum. Mandalina büyüklüğünde diyebilirim. Mandalina büyüklüğünde veya mandalinadan biraz küçük bezeler yapıyorum ve üzerine bastırıyorum. 12 adet beze hazırladım hamurdan. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerine örtüp 30 dakika tepsi mayası yapıyorum. Tepsi mayası olurken üzerinin kıtır hamurunu hazırlıyorum. Kıtır hamuru için 85 gram oda ısısındaki tereyağını yoğurma kabına koyuyorum. 1 çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Bir tepeleme yemek kaşığı kakao ekliyorum. İlk önce bunları güzelce elim ile karıştırıyorum. Yağ parçalansın şeker ve kakao ile birlikte. Güzelce karıştırdıktan sonra ununu ekliyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik un kullanıyoruz. Tam dolu kullanırsanız çok katı bir hamur olacaktır. Bunu da söylemek istiyorum. Bir su bardağından bir parmak un eksik un yeterli geliyor. Güzelce karışıncaya kadar yoğuruyoruz. Bu aşama biraz uzun sürüyor. Katı bir hamur oluyor. Çünkü çok yumuşak bir hamur değil. Biraz bizi böyle yoğur Biraz zaman oluyor yoğurması, hamur kıvamına getirmesi bunu söylemek istiyorum. Bu aşamada böyle toparlanmayacak gibi gelebilir fakat yoğurdukça toparlanıyor ve hamur kıvamına geliyor. Katı kıvamlı bir hamur hazırlıyoruz. Bardak ölçüsü olarak 200 milimlik bardak ölçüsü kullandım. Klasik su bardağı ölçüsü bunu söylemek istiyorum. Ölçülere dikkat ederseniz sorun yaşamazsınız. Hamur çok güzel toparlandı. Tamamen birbirini tuttu. Hamuru güzelce hazırladıktan sonra yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. İlk etapta üzerine elim ile biraz bastırıp incelttim. Daha sonra üzerine ekstra bir yağlı kağıt daha kapatıyorum. Ve iki yağlı kağıt arasında inceltiyorum. Bu aşamada ince açmamız gerekiyor hamuru. Katı bir hamur olduğu için biraz oyalıyor. Buna da dikkat edelim. İnce açmak önemli. Evet hamurumuzu güzelce açtık. Şimdi artık hamurun boyutuna göre üzerine yuvarlaklar kesiyorum. 12 adet çörek için 12 adet yuvarlak hazırlıyoruz. Her bir çöreğin üzerine birer tane gelmesi gerekiyor kenarlarından çıkanları daha sonra toparlayıp tekrar açıyoruz. Bakın bir spatula yardımı ile çıkartıp dinlenmiş olan, mayalanan çöreklerin üzerine yerleştiriyoruz. Her birinin üzerine koyuyorum. Bakın mayalandığı için çok güzel kabardı. Üzerine bu şekilde koyuyorum. Biraz daha büyük olur ise daha da güzel olabilir. Böyle biraz daha üzerini kaplarsa. Artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında kızarıncaya kadar pişiriyorum. Bakın alt kısmı yani kenar kısımları kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Söylediğim gibi üzerindeki parça biraz daha büyük olur ise daha güzel oluyor. Kabardığı için biraz küçüldüler. Daha büyük yapmak gerekiyor. Bu da benim düşüncem ve artık ilk sıcağının çıkması için bekliyoruz ve kreması ile buluşturacağız. İçlerini doldurmak için krema sıkma torbasına kremayı doldurdum ve artık iç kısımlarını krema ile dolduruyoruz. Hemen bir tanesini alıyorum. Bu şekilde kürdan ile delebilirsiniz veya bıçak ile krema sıkma torbasından içine kremayı sıkarak dolduruyoruz. Bu şekilde çöreklerin hepsinin içini doldurup hazırlıyorum. İçini açıyorum. Ve burayı krema ile dolduruyorum. Bütün çörekleri bu şekilde hazırlıyoruz ve artık Meksika çörekleri hazır. Üzeri kıtır hamurlu, içi bol kremalı enfes bir çörek oluyor. Hemen şöyle sizlere servis kabında da göstermek istiyorum. Arzu ederseniz üzerine eritilmiş çikolata gezdirebilirsiniz veya pudra şekeri serpebilirsiniz. Ben sütle bir çikolata erittim ve çikolatayı üzerine gezdiriyorum. Çikolata çok yakışıyor, pudra şekeri çok yakışıyor. Bu tamamen size kalmış. Nasıl servis yapmak istiyorsanız, nasıl yemek istiyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Çok lezzetli, üzeri kıtır kıtır nefis bir çörek hazırladık. Puf puf kabaran, içi bol kremalı, üzeri çikolatalı ve kıtır hamurlu çöreklerimizin hemen doku testini yapıyorum ve videomu sonlandırıyorum. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.